Çekmek isterim ki komiserim, hiçbirine mahkum edilmedim. Sicilim tertemiz. O temiz sicilinle bir tutuklanmada ben ekliyorum. Ya bir şey soracağım. Her seferinde nasıl kurtardın paçayı? Nasıl kurtardı bilmem ama bu sefer elimizden kurtulamayacak. O temiz sandığı sicili nasıl bozuyorum izlesin bakalım. Sizi de anlıyorum komiserim. Böylesini pırıl pırıl bir sicili bozmak kimin ağzını sulandırmaz ki? Dalganı geç sen geç. Burada ruh doktoru olduğunu da yazıyor. Üstüne sük Padova Üniversitesi eski doçentiymişsin. Bu sahte ünü onlarla bile hapsi goleyebileceğinin farkında mısın? Ya ablam da Padova Üniversitesi'nde okumuştum. Acaba onun hocası olabilir misiniz? Psikoloji üzerine eğitim almıştı o da. Annemler hep gurur duyar onunla. Yok polis hanım, deliyim ben. Eğer sağlıklı bir adam olsaydım, söylediklerini suç sayılabilirdi. Ama ortada bir deli varsa, hani suç? İşte bakın, hastane raporum da burada. Söylemesi ayıp daha 16 kere tedavi gördüm. Hepsinde de aynı neden. Kişilik saplantısı var bende. Stromaniler doktorlar. Zevk alıyorum bu işte. Farklı kişiliklere bürümek, o kişilikleri oynamak. Yok, bu sadece oynamak değil canım. Burada bir işten tamı tamına 20 bin lira aldın gözüküyor. Küpe gündüz dolandırırız burada. Kimseye bir zararım dokunmadı ya sonuçta. Ha 20 bin mi? Amma vurgun be. Vurgun demeyelim de haklı kazanç diyelim biz ona. Ruh doktoru, hele ki alanında uzman bir ruh doktoru olunca insan... Ne zaman okudun ki sen? Dedim ya, 16 yıl akla hastanesinde olmak üzere tamını tamına 20 yıllık bir eğitim. Ay 20 yıl bile kolay. Ben bile 4 yılda çalışıyorum. Arada bir gelen delilere bile zor katlanıyorum. Sizin işte gerçekten zor doktor bey. Ne sandın akıllı? Kendim gibi binlerce deliği inceledim. Gündüzleri, geceleri, hatta uykularında bile. Uzman olmanın bir getirisi işte. 20 bin liraya şaşırmamak lazım. Doğru teşhis koydum, şizofreni hastasının ailesinden tırtıkladım. Şimdi bir düşünün. 5 bin lira isteseydin ne derlerdi? Bilmem ki, ne derlerdi? Kütürük bir doktor. Az lira istesine göre hastası pek az. Güya ucuzluğuyla göz boyayıp müşteri çekeceklerlerdi. Sen de 20 bin liraya mı uygun gördün? Şimdi püf noktası da o ya komiserim. Böyle büyük paralar bayılınca arkandan neler diyorlar bir bilsen. Yine bilemedim. Ne diyorlar? Şuna kim? Tanrı mı ne? Böyle diyorlar. Sonra ağlayarak elimi falan öpüyorlar. Birkaç kez de ayaklarıma kapandıkları olmuştu tabii. Alay etmeyi bırakın artık. Az kalsın deli oldum. Az kalsın deli olduğunu denedeceğim. Ama gördüğünüz gibi hepinizden akıllısınız. Şimdi bırakın şu laf cambazlığını da tanığınızı yazın. İsterseniz dakikayı ben kullanayım. Sertifikam var. Dakika başına 45 kuruş alırım ama. Düzgündür. Takarım kelepçeyi. Takarım komiserim. Ama komiserim. Ben de orada dikileceğine geldi zaten şu deli. Ama komiserim. Kendisi alanında uzman bir ruh doktoru yani. Olurum ki doktor beye. Anlatıyorum ben. Komiserim, lafınızı bölüyorum ama deli olduğumu unutmazsanız sevinirim. Sanırım genç hanımın aklı Sevda denen deli saçmasına takılı kalmış. İsterseniz genç hanım size seans başına 6 bin lira... Yetti ama tak şuna kelepçeyi. Ama komiserim, deliyim ben. Hem bana kelepçe takarsanız ceza kanunu 122. madde gereğince hapis cezasına çarptık. Haklı komiserim. Kanunlar diyor ki ruh ve akıl hastalarına resmi görev sırasında bile olsa tıbbi veya psikolojik olarak uygun olmayan yöntemlerle sakinleştirmeye kalkanlar ya da bu yolla kriz geçirmesine sebep olanlar 5 yıldan başlamak üzere 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Öyle miydi? Evet.
Ayrıca devlet memuriyetiniz de elinizden olmuyor. Emekli olamadığını da söyle ki aklı başına yaz. Emekli de olamıyorsunuz. Al birini vur ötekine. Maşallah yasaları da pek iyi biliyor. Hepsi ezberimde. 20 yıl hukuk okudum da. Nerede okudun sen? Ne zaman okudun? Allah aşkına ya. Nerede olacak? Sumarhan'da okudum. Paranoyak bir bekçi vardı sağ olsun. Hukuk derslerini bizzat kendisinden aldım. Sumarhan'da üniversite eğitimi veriliyormuş demek ki. Bizimle ona eğitmeyi bırak dedi. İnanmıyorsan sayayım hepsini. Roma hukuku, modern hukuk, kilise hukuku, Frederick ve Lombard yasaları. Sen sus bak, bilmez misin be adam? Şurada birkaç şey daha yazıp sana vereceğim seni. Usludur. Ama komiserim. Ama yaptığınız şey çok ayıp. Sen de gel şuraya da yerinde tut şu tersleme. Çekil diyor komiserim. Bendeniz, yargı tribünü Profesör Marco Mario Malikeo.
Arkamdan teftiş etme, sizleri hazırlıksız yapalım. Ah sayın yargıcı es değerli Marco Beyciğim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Biz, nasıl desem, ben... Koskoca yargıtay üyesini bekletmeye utanmıyor musunuz? Ne var siz? Rezalet. Aslında biz sizi sonraki ay bekliyorduk dosyaları incelemek için gelmişsiniz ama... Siz beni dinlemez misiniz küçük hanım? Dedim ya genç mühendisi almaya karar verdim diye. Sizleri hazırlıksız yakaladım. Kusura bakmayın efendim, dikkatimden kaçmış sanırım. Ama gözüm sizi bir yerden ısırıyor sanki. Önceki aylarda da siz mi gelmiştiniz? Yok, hayır, hiç sanmıyorum. Aman canım! Rahat bırak adamı. Uzun yoldan gelmiş belli ki. Haklı. Uzun yoldan geldi. Ayrıca aklımda ufak bir bilgi. Yalanları dinlemeye de hiç tahammülüm yok. Bak. Bak yalan dediğinde nasıl seviyor boynundaki damarlar. Emniyette hiç yalan olur. Herhalde hiç. Hele ki burada. Bizim olduğumuz yerde... Olmaz diyorsan bana şu demir yolu olaylarının esasını anlat. Geçen gün kapanan dosyaları incelemem gerekiyordu. Şansıma ilk o geldi elime. Hangi demir yolu? Bugünlerde çok fazla demir bulutusu geçiyor elimize. Raylara düşen sahipsiz çantalar, birden atlayıveren yol çocukları, dilenciler, kapkaççılar... Yanlış öyle sapan trenlerde şişe postaları bile var. Siz hangisine bakmıştınız? Yok mu canım şu anarşistin, şu camın dibindeki kaldırımda öyle bulunduğu olay? Dosyanın kapanması beni bir hayli şaşırttı doğrusu. İşin aslında sizden de dinlemek isterim. Doğrusunu isterseniz, o dosya pek çıkartıcıdır. Malumunuz, değerli vatandaşımızı kaybettiğimiz feci bir olay. Dilerseniz yüreğimizde burukluk getiren bu dosyayı hiç açmasak mı? Müdürüm, aslında komiserim birazdan burada olur. İsterseniz... Ha şıpırt yapan komiser! Şekerim, rica ediyorum meslektaşlarınızla birazcık çeki düzen verin. Telefonda iki demir bırt yapıyor. Komiserim ne? Bırt mı yapıyor? Telefonda konuşurken iki lafın başı bir püf, ayık oluyor. Bu ne halsizlik? İtibarımı bırtlarımla iki paralık ettiğin yetmezmiş gibi. Bir de şu rezaletine bak. Hemen kendine çekip düzen ver. Aksi halde... Gelelim şu dosyalara. Bırak bir çocuk gibi didişme. Koskoca yargıta gelsin diye bekletmeyi utanmıyor. Yetiştin mi? Merhaba müdürüm. Oh, ben sana içeri gazeteci alma demedin mi? Dediniz. Ben de gidip diğer memurları söyledim. Onlar da diğerlerine söylemekle görevlendirmiş oluyor. Bana bakmayın yani. Hemen her şeyde ilk bana bakılıyor. Neyim ben? Günah keçisi mi? Günah keçisi misin bilmem ama şu gazeteciler yalanın kokusunu aldı mı peşimde bırakmaz. O zaman gör bakalım keçi kim, günah kim? Hoş geldiniz Düşkan. Görüyorum ki elinizde bir dolma kalem. Bir de kalınca bir defter. Parmaklarınızdaki mürekkepten çantanızdan sonra bakarsan. Hoş geldiniz Düşkan. Şöyle buyurun lütfen. Beyefendi yaşlıktan pek anlamıyor. Komiserim. Buyurun genç hanım. Bize tam geçen gün kapatılan dosyaları konuşuyorduk. O konuyu kapattı mı sanırım efendim? Sayın yargıtay üyesi, büyük halde defterdeki kapatılan defterleri açmaya hiç mal yoktur. Kendisinin bilge bir insan olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Komiserim. Olay gecesi neredeydiniz? Olay gecesi olmadı. Gazete ne yazıyorsa o. Yakaladıktan sonra vermiş kendi adamcağız. Bana sorarsan... Suçların itiraf etme korkusunun esiri olmuştur. Paçayı çabucak kurtarmaya bakmış. Sonrası da malum. Evet, evet. Tamamen bu kadarlık bir olaydı. Sanırı yakalama kararını kim verdi? Yani ben... Masum bir anarşisti yakalama kararını verdiğinizi mi söylüyorsunuz? Hele ki hiçbir kanıt yoksa. Müdürüm, kanıtlar vardı. Yoksa asılsız değildir. Hatta... Olay geçtikten önce ulaşmış elime. Evet, ben de vardım kanıtları toplarken. Patlama olduğundan demir yolunda olduğunu mu söylüyorsun? Bırakın şu palavraları şekerim. Ne palavrası sayın yargıtay üyesi? Müdürümle bizzat konuştuk kanıtlar üzerine. Yani kılması üzerine. Evet evet. Evet konuştuk azizim. Bana sorarsanız çok esaslı bir incelemeydi. Tüm detaylarını biz... Adamı sormaya aldınız. Her şey bu adam başladı. Tam olarak burası. Kalk. Buyurun. Genç hanım sanık, siz de o günkü siz. Başlayın.
masum bir vatandaş olduğunu söyledim. Bekleyin genç hanım. Daha neler neler öğreneceğiz. Başlayın. Bomba sizden mi çıktı? Her şeyi söyleyin lütfen. Tamam Selim, çekinmeyin. Biz bizeyiz. Hırpalamamızda bir sakınca yok. Ha bir de hırpaladınız adamı. Yok canım. Durup bir şey desenize. Sıra sizde. O meşhur girişiniz yapıp odaya girmeniz lazımdı. Hangi girişim? Yine ne saçmalıyorsun sen? Yok mu şu meşhur raptus girişiniz? Ondan işte. Yapıverin bir tane. Raptus krizine yol açan mı? Efendim yanlışlıkla sor. O giriş bizzat bana ait. Raptus demen herif değil. Sevmedim onu. Almayın. Konumuza dönelim. Sorguya başladınız. Sen beni buraya usulsüz yollarla getirin. Baskı ve şiddet altında sorguladığınızı itiraf ediyor musunuz müdürüm? Tabii ki öyle bir şey yok. Her şey aşağı yukarı şöyle gelişti. Adam buraya pekala kendi isteğiyle geldi. Tam buldu, tam burada. Sonra sorguya aldı. Müdürüm! Emniyetimizin gizli kararını unutuyorsunuz sanırım değil mi? Medya tekrar konuşamayız. Medya laflarımızı kimde nasıl çarpacak bu sefer? Gazetelerde adımızın çıktığını düşünsene. Sadistler, zorbalar. İnsanlar aynı böyle hoş tutsuzlar takacaklar bize. Bu saatten sonra meslekten olursak anca araba çayallı yaparız. Aslına bakarsanız bu derneğici aşağılayıcı sıfatlar benim kalemimden pek çıkmaz. Onu amirimle görüşmelisiniz. Ben daha çok... Alçak köpekler! Demeyi tercih ediyorum. Yargıtay bu duruma ne der? Doğrusu durumunuz pek vakit. Hatanız olduğunu söylemeden dökülmeye başlamanız mesleğinizde neden uzman olduğunuzu gösteriyor. Ben olsam... Kanarya Adaları'na gider bir güzel kafa dinlerdim. Epeydir gün yüzü görmedim şu emniyette. İş olur ben taşırım. Üstüme emir verir ben yaparım. Camdan asla... Susam istersen. Katılıyorum amirim. Katılıyorum. Yerinizde olsam şu yanında durduğunuz camdan hemen cecik atıveririm kendime. Delirdiniz mi siz? Memuru bölüme götürmek dedik. Memurunuzu yalnız bırakmayın o halde. Siz de atlayın. Olur şey değil. Yılın en büyük haberini yapıyor olabilirim. Bir yargıt üyesi komiser ve müdürlerini intihara teşvik ediyor. Toplu katliam. Hepiniz atlayın. Yargıç Bey. Rica ediyorum kendinize gelin. Burası 2. Bölge Emniyet Müdürlüğü. Raptus girişlerinin ve usulsüz yaratıcılıkların yapıldığı o yer. Geçen hafta ülkede krize yol açan bomba olayının faili olduğu iddia edilen kişiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Dosyanızda yeterli delil ve itiraf olmamasına rağmen yazıyor. Sonrasında da itiraf sona hayatlısınız. Bu adam mezarından mı etti bu itirafları? Aslına bakarsınız benim bu olaylarla bir alakam yok Sayın Üstüm. Ayrıca adam ölürken ben burada bile değildim. Belgelerde yazabilirim yalnızca. Evet, yoktu. Bunu duymak istedin. Evet, itiraflar bizzat benim tarafımdan yazıldı. Komiserim de imzaladı. Ulan ben sizin yapacağınız işi... Bir komiser ve yardımcı polisinin İtalya'nın göbeğinde meydana gelen dehşet uyandıran intiharın arkasındaki parmakların asıl sahipleri olacağı kimin aklına gelirdi ki? Genç hanım, genç hanım. İşinizde olan tutkunuz beni derinden etkiledi. Size gelince, biraz daha devam edin. Öyle olması gerekti. Kapandı diyelim. Haber başlığında sanırım kendi hür iradesiyle sizlerin göz önünde kendini pencereden attı yazıyordum. Kaçmak istedi. İzin veremezdim. Elimizde kuvvetli deliler olmasa da tüm kalbimle inanıyordum o adamın suçlu olduğuna. Polislik mesleğindeki bir değişim ne büyük icat azizim. Sorgu odalarını kaldıracak cinsler. Yüreğim öyle olduğuna inandı. Bu adam kesinlikle suçludur. Atın içeriye. Sayın komiserim. Aman ne sayın ve başlarım. Saygınıza da, ünvanınıza da. Bir sonraki haber başlığında bir anarşistin kaza sonucu ölümü yerine masum bir demiryolu işçisinin intihar mı yazsam diyorum. Ya da durun. Siz adınızı yazmam daha mı estetik dururdu? Aman yapmayın, etmeyin! Adımız, şerefimiz, her şeyimiz 5 paralık oldu zaten. Bu vakitten sonra araba çayyalı yaptırmazlar bize. Ya müdürüm, şimdi ben emir kulu olduğum için bu işten kaç yıla yaşarım acaba? Yasaları pek iyi bilmiyorum ki. Oyuncan derdinde, kasabet derdinde. Genç hanım. Sanıyorum bu sayfalardaki cevaplar aklınızdaki soruların hepsini yanıtlayacaktır. Yazar şimdi hala kuşkulu olsa da büyük biri olduğu aşikar. Zira sayfalar binbir türlü çelişkilerle dolu. Sanık odanın bir köşesine çökerek şarkılar söylemeye ve anarşizmin sonunun geldiği şeylerle ilgili bir şeyler mırıldanmaya başladı mı? Böyle bir melodram uydur efendinizden çıktı. Hayatı! Yeter artık! Bırakın çocuk gibi dirişmeyin. Ana sınıfında kavga mı ediyorsunuz?
Yoksa göreviniz yerine bu yaratıcı zanlı kurslarında öğrencilerinizi mi buluyorsunuz? Üstüne üstü koskoca adamlar olacaksınız. Yetti artık. Yoktu işte delim benim. Ne yapayım? Çalışacak değil mi öyle? Ona bakılırsa adam da anarşistin tekiydi. Daha iyisi mi vardı sanki elinde? O an onu gördüm. Sonrası da malum. Oh. Anlat. Anlat. Biraz daha anlat. Anlat da daha da lekeli beş paralık olan şerefimizi. Şimdi adam elimizden kaçmak istedi. Az önceki itirafla 2 yıl hapis yesem. Adam kaçmak isteyince de yani ağırlaştırılmış bir ceza almasam da 2 artı 2'den 4. Aman canım siz de bir durun. Bu kafam karıştı şurada. İtirerdik işte adama. Dosyası şimdi kapan diyebiliriz değil mi müdürüm? Sanki her şey çok düzgün de şuradaki emniyette birkaç polis mi yaptı bomba haber? Haber? Bomba da yapacak. Bırakın şu işleri. Asıl bu haber olacak. Koca koca başlıklarda adınızı yazacak. İtalyan halkı kendilerinden birinin böyle şeytani bir oyunda kurban gittiğini duyunca üzülür. Ama gerçekler ortaya çıkınca herkes göğsünü yere yere boğazımıza kadar bok içindeyiz. Bu doğru ve işte bu nedenle başımız